Yaz benim kanalımdan herkese selam. Bugün sizlerle Windows 10 işletim sistemimize Windows 11 görünümü vereceğiz. Öncelikle açıklama kısmında bulunan 7 adet linkin hepsini indirin. Windows 11 temasını beğenmez isek veya bir hata ile karşılaşırsak önlem olarak Windows sistem geri yükleme noktamızı oluşturalım. Bunun için arama kısmına geri yükleme noktası oluştur yazıp açalım. Çıkan pencerede oluştura basalım. Ve buraya bir açıklama girelim. Videodan önceki hali gibi bir açıklama yazabilirsiniz. Oluştura basarsanız oluşturacaktır. Ben daha önce oluşturduğum için bunu yapmayacağım. Tamama basıp çıkabilirsiniz. Windows 11 temamıza geçersek Picture 2 Windows 10 Themes klasörümüzü çıkartalım zip'ten. Evet, çıkardık. İçine girelim. Windows Themes tıklayalım. Windows 10 Themes Final'a tıklayalım. Buradan New Style'a tıklayalım. Ve burada bulunan 4 tane dosyayı keselim. Bunları bilgisayarıma giriyoruz. Yerel disk tıklayalım. Windows tıklayalım. Buradan Resource. Burada da yazdığı gibi Resource klasörünü bulup Themes'e tıklıyoruz ve içine yapıştırıyoruz. Devam diyoruz. Bunları kapatabiliriz. Masa üstündeyken sağ tıklayalım. Kişiselleştire tıklayalım. Buradan temalar. Ve bakın buraya geldi temalarımız. Ben Big Sur 2 Night seçeceğim. Bu sırada bekliyoruz ve şimdi arama kısmına gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle tıklayalım. Eğer sizde tema olmadıysa Performans'ta ayarlar kısmına tıklıyoruz ve buradan pencereler altında gölge gösteri tıklı olduğundan emin olun. Tamam diyoruz, tamam diyoruz. Şimdi Windows 11 Wallpapers zipimizi klasöre ayıklıyoruz. Tıklıyoruz klasörümüze. Wallpaper'a tıklıyoruz. Windows tıklıyoruz. Bunlar masaüstü arka plan olarak beğendiğinizi yapabilirsiniz. Masaüstü arka plan olarak ayarlaya basarsanız masaüstü arka planınız oluşacaktır. Ben şu anda yapmak istemiyorum. Old New Explorer zip dosyamızı klasöre ayıklıyoruz. Çıkan klasörün tıklıyoruz. Alt New Explorer. Buradan Exe uzantılı uygulamamızı çalıştırıyoruz. Burada Use Classic Drive Grouping in this PC işaretliyoruz. Use Command Bar instead of Ribbon'ı işaretliyoruz. Ve burada hepsi işaretlenecektir. Bu son iki işareti kaldıralım. Ve yüklemek için install tuşuna basalım. Evet. Tekrar evet. Ve yüklendi. Kapatabiliriz. Bunu da kapatalım. Şimdi 7 TSPGV 2019 Edition'a klasörümüzü ayıklıyoruz. Çıkan klasöre giriyoruz. Burada 7TSPGU uzantısını, EE dosyasını sağ tıklıyoruz. Yeniden adlandır diyoruz. Bu tam ortaya X, Exe olacak şekilde tıklıyoruz. Enter'a basıyoruz. Değiştirmek, gerçekten değiştirmek istiyor musunuz? Evet. Dosyamız değişti. Uygulama haline geldi. Şimdi Windows 11 ikon Themes klasörümüzü ayıklayalım. Tıklayalım. Tıklayalım. 7TSP Themes yazan klasörümüze girelim. Buradan bir tema belirlememiz lazım. İsteğinize bağlı olarak. İşte mor, mavi, yeşil,
beyaz gibi şeyler bulunuyor. Ben default seçtim. Burada yeniden hatlanlara tıklıyorsunuz. Bu sondaki remove ve bu noktayı siliyoruz. Enter'lıyoruz. Gerçekten değiştirmek istiyor musunuz? Evet. Şu anda temamızı daha sonra bunu alta alalım. Bu 7 TSP uygulamamızı açıyoruz. Evet diyoruz. Evet diyoruz. Arka plandakini kapatabiliriz. Buradan az önce seçtiğimiz temamızı Add Custom Pack diyerek buradan buluyoruz. Hangi klasörümüzdeydi? Windows 11. Icon Themes. Buradan giriyoruz. Giriyoruz. 7 TSP olan klasöre tıklıyoruz. Buradan zaten temamız çıkıyor. Aç'a tıklıyoruz. Start Patching yazan butona tıklıyoruz. Evet diyoruz. Evet arkadaşlar, işlemimiz tamamlandı ve bizden sistemimizi yeniden başlatmamızı istiyor. Buna evet diyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Center Start Menu yazan RAR dosyasını klasöre çıkaralım. Ardından tıklayalım. İçindeki dosyalarımızı yine keselim. Bunu yerel disk içinde bırakalım. Devam. Burada Start Exe yazılı uygulamamızı masaüstünde kısa yolunu oluşturuyoruz. Daha sonra sağ tıklıyoruz. Özellikler, simge değiştir, göz at. Burada Small or Echo yazana tıklıyoruz. Tamam. Uygula. Tamam. Bunun ismini Start diyebiliriz. Bunu alalım. Görev çubuğuna bırakalım. Görev çubuğunun en başa alalım. Şimdi Taskbar yazan zip dosyamızı klasöre ayıklıyoruz. Ayıkladık. İçine girelim. Taskbar Exe uygulamamızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi görev çubuğunda ortaladı simgelerimizi. Görev çubuğundaki görünümümüz için Taskbar X Configurator Exe uygulamamızı açıyoruz. Buradan isterseniz transparan yapabilirsiniz. Uygula diyelim. Gördüğünüz gibi arkası transparan oldu. Blur uygulayabilirsiniz. Ben default kullanmayı tercih ediyorum. Bunu da kapatabiliriz. İşlemimiz bu kadar. Klasörün içine atalım. Taskbar'a atlayalım. Buradaki gördüğünüz tüm dosyaları Windows 11 tema adlı klasörün içine atalım. Taskbar'a atlayalım. Gerisini silebiliriz. İşlemlerimiz bu kadar. Böyle bakabilirsiniz. Simgelerimiz değişti. Çöp kutusu simgemiz düzeldi. Bilgisayarım simgemiz düzeldi. Ortaya aldık. Çok güzel bir görünüme sahip olduk. Eğer beğenmediyseniz veya işlemleri yaparken bir hata aldıysanız sistemi geri yüklememiz için arama yerimize geri yükleme noktası oluştur yazıyoruz. Açıyoruz. Buradan C seçili olacak şekilde sistem geri yüklemeye tıklıyoruz. Buradan sonraki diyoruz. Burada videodan önce diye el ile alınmış bir geri yükleme dosyamız var. Bunu sonraki diyerek işlemleri yapabilirsiniz. Ben daha sonra alacağım için yapmıyorum şu anda. Kanala abone olmayı
Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.